Tatlı yapımında kullanılan şekerli sıvılar veya ferahlatıcı içecekler için kullanılır bu söz. Fresh değil. Yok ama bize daha yakın demiştim. Hoş fresh de yakın artık bize de. Bir harf alayım. Bir de tatlı yapımında kullanılıyor. Yani revaniye fresh. Şerbet. Şerbet. <laughs> tamam. Her şey yolunda. 6 harfli cevapları da bitirmek üzereyiz. Yarısı mastar, sağcıdan. Tamam. Zaten siz de harf almayı sevmiyorsunuz. Evet. Almayın efendim. Buyur. <laughs> Mekman öyle bitiyor. Mecazen bir fırsatı değerini anlamayarak geri çevirmek. Başka anlamları da var bu kelimenin. Hı hı. Bir anlamı da bu. Alt anlamlarından biri. Bir fırsatı değerini anlamayarak geri çevirmek. Reddetmek gibi. Böyle bir fırsatı nasıl geri çevirdin? Nasıl? Tepmek. Tepmek. Tamam. Büyük bir felaket yok. Tamam, maşallah. Biraz süre sıkıntı evet. galiba. Yani 7 harflere tamam. ulaştık. Elimizde de 2 dakika 1 saniye var. Ama daha fazla oyalanmayalım. Tamam. tamam. Dengelisiniz maşallah. Uyarıyorum sadece. Buyurun gelsin yenisi. Döllenmiş yumurtanın C'nin olmadan önceki hali daha doğrusu o hale verilen batı kökenli at. Harf alayım. Alırız bir harf rahatlarız. Bakın M harfi. Embriyo. Embriyo. 600 puan daha kattı kafaya. Şimdi bir rahatsızlıktan bahsedeceğim. Tamam. Bizim sektörde mesela meslek hastalığıdır. Buyurun bir bakın. Stres, uykusuzluk ve düzensiz beslenmenin tetiklediği mide rahatsızlığı. Gastrit. Bir ilerisi Yücel. İyi miyiz? İyiyim. Hızlandığınızda iyiyim, maşallah evet. ben de rahatladım. Şimdi iki tane kelime veriyorum efendim. Biri Doğu kökenli, biri Türkçe. Siz bunların Fransızca kökenli eş anlamlısını bana söyleyeceksiniz. Peki. Buyurun gelsin. Harf almakta sıkıntı yok şu an. Almayın. Talimat ve yönerge sözlerinin Fransızca kökenli karşılığıdır. Bir harf alayım. Peki. İsterseniz yedi tane daha alırsınız ama almayın. Sizden sonra iki kişi daha yarışacak. Talimat. Yani amirim bana talimat verdi. Onun nokta noktalarıyla. Direktif. Buyurun. Her şey yolunda. Peki. Elimde iki kelimeden oluşan bir sekiz harfli, birleşik yazılan bir dokuz harfli. Tek kelimeden oluşan bir dokuz harfli daha. Sonra bundan bahsetmiştik bilgisayarlarla ilgili on harfli. Onu da bence rahat atlatacaksınız. Sonrasında da yine eş anlamlı sorusu. Hı. Hı. Akar gider ve şu 4800'ü bence 9000'in üzerine çok rahat çıkartır. Şu anda 9400 Hı. olabilecek durumda 9400'den daha azına da olur demeyin. Hadi bakalım. Hadi gelsin. Diyor ki üreticinin İmalatane kurmadan kendi konutunda hazırladığı ürünlere nasıl ürün denir? İki kelime. İki kelime. Üretici imalatane kurmamış. kurmamış evinde kendi, yapıyor. Hah! Bravo. Demek ki bu ürün... Ev. Söylediniz de eki konduramadık. Ne dediniz biraz önce? İmalatane kurmamış. Evinde. Tamam. Diğerini de söylediniz de. Bir harf alayım. Yapmayın yahu. Aldık bir tane. Aldık bir tane. İnşallah ikinci kelimeden. İkinci kelimeden efendim. Bu ürün, bu reçel. Marketten almadım bunu. Bu reçel. Ev yapımı. Ev yapımı.